Serinin ikinci videosundan herkese merhabalar. Bir önceki bölümümüzde EVS hakkında kısaca konuşmuştuk. Aynı zamanda izleyeceğimiz adımlardan bahsettik. Ve bunun yanı sıra başvuru esnasında benim de çok faydalandığım gerekli bilgileri bulabileceğiniz linki sizlerle paylaşmıştım. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneriyorum. Bugünkü videomuzun da konusu European Youth Portal sitesi. Bu siteyi size kısaca tanıtmam gerekirse, gönderici kuruluş arayacağınız, aynı zamanda proje araştırıp başvuracağınız site burası. Fakat bu bölümü ileriki aşamalarda yapacağız. Bugün yapacağımız şey siteye öncelikle kaydolmak, ardından CV bilgilerimize girmek. Buradaki CV bilgileri de bizim proje esnasında, proje araştırma esnasında göndereceğimiz CV ve motivasyon mektubu değil. Bu tamamen sitenin kendi içerisine kaydedeceğimiz bilgiler arasında yer alıyor. Bana soracak olursanız burası da önemli. Çünkü sizden projeye ilk başvurduğunuzda CV ve motivasyon mektubu istemeden önce görecekleri profil orası. O yüzden burada da özenli olmakta fayda var. Aynı zamanda hangi ülkede gönüllülük yapmak istiyorsunuz ya da hangi tarihlerde gönüllü olmak istiyorsunuz, belli bir tarih aralığınız mı var ya da yılın her günü gönüllü olmak için müsait misiniz? Bunun gibi soruları da bu videomuza cevaplayacağız. Bu arada sitede Türkçe dil seçeneği mevcut fakat bazı bölümler ne yazık ki Türkçe'ye çevrilmemiş. Soruları cevaplayacağımız bazı bölümler de çevrilmemiş ama adım adım giderken ben size zaten onların Türkçesini de söyleyeceğim. Siz de benim gibi bu aşamada tek başınaysanız, henüz hali hazırda bir gönderen kuruluşunuz yoksa işlemleri rahat bir şekilde yapabilmeniz için elimden geleni yapacağım. İsterseniz hiç hızımızı kesmeden bilgisayarın başına geçelim ve siteye kaydolarak işlemlere başlayalım. Evimiz bugün biraz kalabalık. Ev arkadaşımın misafirleri var. Biraz arada gürültü patırtılar duyarsanız şimdiden kusura bakmayın. Evet, hemen geçtik bilgisayarın başına. Google'ımızı açtık. European Youth Portal dedik ve buradan siteye tıkladık. Ben her ihtimale karşı sizinle zaten linkini de paylaşacağım. Aklınızda bulunsun, benim yaptığım en büyük hataydı bu siteyi ilk keşfetmeye başladığımda. Eğer ana bölüme, ana sekmeye geçmek istiyorsanız bu ev simgesinden lütfen şaşmayın. Ola ki buradan buraya tıklamaya kalkarsanız sizi bambaşka yerlere götürecek. Burası benim kafamı çok karıştırmıştı. O yüzden bu bölümü hemen yok ediyoruz. Ben başvuru yaptığım zamandan itibaren de şey değişmiş, biraz arayüz değişmiş. Ben girerken böyle değildi ama hallederiz, hiçbir sıkıntı yok. Gönüllüye tıklıyoruz. Üst bölümden gönderici kuruluş arayabilirsiniz. Alt bölümden de araştırabilirsiniz projeleri. Bunları yapmak için başvuru yapmanıza gerek yok. Ancak biz ileriki adımları da yapacağımız için başvurumuzu yapacağız. Şimdi burada farklı bir menü sekmesi göreceksiniz. Buradan European Solidarity Corps bölümüne tıklıyoruz. Ve evet, girmek istediğimiz yer burası. Giriş ve kayıt diyor. Şimdi burada Türkçe dil seçeneği var mı diye bir tekrar kontrol etmek istedim. Tabii ki yok. Buraya ne diyeceğiz? Hemen kayıt oluşturmak için bilgilerimizi giriyoruz. Deniz, Bengi Töz, e-posta adresimizi de giriyoruz. Tekrar bizden teyit istiyor. Dil seçeneklerinde burada bakalım bir Türkçe var mı? Dırırırt, yine yok. Evet, bunu ben okuyamadım. Burada bizden robot olmadığımıza dair kodumuzu istedi. Burayı zaten her türlü tıklamamız gerekiyor. Ve hesabımızı oluşturalım. Bizden şifre istemedi ama bir girelim bakalım. Şimdi kaydolmak için ilk aşamamızı tamamladık. E-posta adresimizi kontrol edelim bakalım. Evet, beklediğimiz e-posta geldi. Biraz geç geldi ama yine de geldi. Şimdi burada bize girdiğimiz e-posta adresimizi verdi. Şimdi şifre oluşturmak için de buraya tıklıyoruz. Bakalım. Evet, buraya da şifremizi gireceğiz. Şöyle bir şifre yazalım. Bakalım doğru mu? Burada dikkat etmeniz gereken noktaları göstermiş. Umarım benimki uygundur. İşlemimiz başarılı. Hemen işlemlere devam ediyoruz. Evet. Şimdi artık buradan itibaren kendi bilgilerimizi yavaş yavaş girmeye başlayacağız.
Şimdi böyle aşağı inelim ve katıla tıklayalım. Gönüllülük hizmeti için katılmak istediğimizi belirttik. Şimdi burada çok kısa işte bir şeylerden bahsetmiş. İşte 17 yaşından itibaren başvurabileceğimizi, 18'inden itibaren de gönüllü olabileceğimizden bahsetmiş. Avrupa ülkesi olmasak da şu aşağıdaki ülkelerden biriyseniz katılabilirsiniz diyor. Burada Türkiye de var. Ve işte misyondan, vizyondan vesaire bahsetmiş. Çok bunların detayına girmeyeceğim. Burayı tabi onaylıyoruz. Bizim gün, ay, yıl, doğum tarihimizi istiyor. Şöyle noktayı kabul eder mi acaba? Evet. Kendi düzeltti zaten. Hatta buradan da yapabiliyor musunuz? Buradan da ülkemizi seçeceğiz. Ülkemizi seçeceğiz. Ve devam ediyoruz. Yeni sayfamız karşımıza çıktı. Şimdi buradan kişisel bilgilerimizi gireceğiz. Zaten adımızı, soyadımızı ve doğum tarihimizi, e-posta adresimizi otomatik olarak girmiş. Ülkemizi az önce zaten belirtmiştik. Onu da girmiş. Onun dışında doldurulması gereken bazı bölümler var. Hemen onları doldurmaya başlayalım. Adımızı yazdık. Soyadımız burada. Doğum tarihimizi girdik. Burada cinsiyetimizi istemiş bizden. Kız, erkek ya da diğeri demiş. E-posta adresimiz ve burada hangi dille iletişim kurmak istersiniz diyor. Şimdi burada Türkçe dil seçeneği mevcut ama inanın ben ne yapmıştım emin değilim. Her ihtimale karşı biz yine de İngilizceyi seçelim. Muhtemelen ben de başvuru esnasında öyle yapmıştım diye hatırlıyorum. Çünkü neticede Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Orada gönüllülük yapmak istiyoruz. Avrupa'dan da buraya gönüllü olarak gelenler var. Onlar da belki Türkçe dil seçeneğini seçiyorlar Türkiye'de gönüllü olmak için. Bu bölümü doldurmuştuk. İkametgah yerimizi. Burada da milletimizi sormuş. Hemen biz de Türkçeyi seçiyoruz. Bu bölümde gönüllülük projeleri ya da mesleki projeler diye seçenek size sunmuş. Zaten her ikisinde seçme şansınız var. Bu size kalmış. Burada da sizin ilgi alanlarınız ne? Bunu sormuş. İşte sağlık alanı demiş. Yaratıcılık ve kültür alanı demiş. Spor alanı da söylemiş. Eğitim alanı da demiş. Birden fazlasını yine burada seçebiliyorsunuz. Şöyle ben hemen bunları seçeyim. Hatta şunu da ekleyelim. Sosyallik. Bu bölümde de European Solidarity Corps'a kendinizden ne gibi deneyimler verebilirsiniz? Bunun cevaplarını vermenizi istemiş sizden. Ben buradan kendimi ne seçebilirim? Mesela burada müzik öğretmeniyim. O yüzden çocuklarla çalışmayı söyleyebilirim. Yine öğretmek aynı zamanda müzik bölümünü seçebilirim. İsterseniz buradan da kendiniz burada eğer size uygun ya da daha fazla eklemek istediğiniz bir şey varsa kendiniz adına buraya da yazabilirsiniz. Benim yok. Bu bölümde videonun başında da bahsettiğim gibi ne zaman gönüllü olmak istiyorsunuz? Bununla ilgili cevaplayacağımız bölüm. Burayı seçerseniz her zaman uygun olduğunuzu dile getiriyorsunuz. Ama belli bir zamanınız varsa o zaman buradan kendinize bir tarih belirlemeniz lazım. Mesela biz şu an seçelim ne zaman diyelim. Biz buradan Eylül'ün birini seçelim. Ve ne zamana kadar olsun? 2020'ye gelelim. Haziran 1'ine kadar sadece müsait olduğumuzu dile getirelim. Buradan da yine aylık olarak periyotumuzu belirleyebiliriz. Projelerde genellikle 2 ay ya da 10 ay arasında oluyor. Genelde daha çok göreceğiniz 10 aylık projeler olacak. Geçelim diğer bölüme. Buradaki bölümde de daha önce EVS yapıp yapmadığımızı soruyor. Biz yapmadık diyoruz. Yapsaydık, evet, yapsaydık da kaç hafta EVS yaptık? Bunu yazabiliyoruz. Yapmadık. Burada da yine koşulları kabul edeceğiz. Burada da yine kabul ediyoruz. Zaten yıldızlı olduğu için çok da bir seçme ihtimalimiz yok. Ve devam ediyoruz. Evet, burada bir sorunla karşılaştık. Ne diyormuş? Girilen ay sayısı Aralık'tan daha büyük demiş. Zaten muhtemelen kırmızıyla gösterir diye tahmin ettim. Evet. Şöyle küçücük, incecik bir çerçeve vermiş. Biz ne yapmıştık? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Evet, 10 ay değil,
9 ay. Burada demek ki bizden teyit etmemizi istiyor. Bunu bir tekrar düzelttik. Bakalım ne olacak şimdi. Evet, teşekkür etti. Artık birinci adımımızı tamamladık. Ve hemen e-posta da geldi. Biz continue deyip profilimizi düzenlemeye devam edelim. Evet, yine kişisel bilgiler bölümü var. Burası, evet, bizim doldurduğumuz yerin dışında tekrar doldurmamız gereken yer. Burası da bütün European Solidarity Corps projeleri için gerekli olan bilgiler. Burayı da dolduracağız. Ardından burada da ek bilgilere gireceğiz. Sonrasında mesleki projelerle ilgili ek bilgilerimizi gireceğiz. Ben her iki tarafı da doldurmuştum, her ihtimale karşı. Son olarak da özel bilgilerin koruma ve gizlilik demiş. Evet, burada da bununla ilgili ne kadar açığız, ne kadar kapalıyız, bunun bilgisini vereceğiz. Şimdi hemen yukarı çıkıp doldurmaya başlayalım. Zaten burası hazır doldurulmuş bir şekilde karşımıza geldi. Buraya adresinizi gireceksiniz. İşte caddeniz, şehriniz, ardından posta kodunuz. Zaten ülkemiz burada hazır var. Daha sonra iletişime geçilmesi için telefon numarası vermenizi istemiş. E-posta yoluyla her zaman irtibata geçiyorlar ama yine de buraya verin. Ne olur ne olmaz. Daha sonra da bilgilerimizi kaydediyoruz. Ardından gelelim. Bu kısım zaten kolay bölümdü. İkinci bölüme geçelim. Bu bölümde eğitim ve iş deneyimlerinizin özetini istemiş. Yani burada yine CV için hazırladığınız bilgiler neyse onların hepsini girebilirsiniz. Ancak girerken sizden 800 karaktere kadar yazmanızı istemiş. Zaten özet demiş. O yüzden burayı çok detaylı değil. Sadece başlangıcınızı, bitişinizi ve hangi alanda çalıştığınızı yazıp devam edebilirsiniz. Mesela diyebiliriz ki 2016-2017 arasında şurada çalıştık. Şurada da müzik öğretmeniydik diyebiliriz. Daha sonra alta geçip tekrar devam edebilirsiniz. Tavsiyem her zaman en son yaptığınız iş veya şu anda hala devam eden iş en üstte olsun. Aşağıya doğru geçmiş olsun. Böyle geçmişe geçmişe insin. Daha sonra burada da ek bilgilerinizi kendinizle ilgili verebilirsiniz. Bu iş alanları dışında ekstra bir şey yaptıysanız buraya yazmanızda fayda var. Hobilerinizden bahsedebilirsiniz. İşte nelerle ilgilendiğinizi, neleri sevdiğinizle ilgili kısa bir bilgi buraya da yazabilirsiniz. Daha sonra senin dilin demiş. Buradan konuştuğumuz dilleri seçebileceğiz. 5 dile kadar girebiliyoruz. Aynı zamanda hangi seviyeye olduğumuzu da bizden belirtmemizi istemiş. Eğer ki iyi bir seviyedeyseniz ya da kendinizi basitten daha iyi görüyorsanız buradan da seviyenizi bilgileri alıp girebileceğinizi göstermiş. Ben buradan hemen çok kısa kendimi gireyim. İngilizce dedik. Basit'i tıkladık ve devam ediyoruz. Buradan aynı zamanda CV ekleyebileceğinizi söylemiş. Ben CV eklememiştim. Ama siz yine de oraya CV'nizi eklemek istiyorsanız ki bence olabilir, neden olmasın, bence güzel bir şey. Ben yapmamıştım. Yapabilirsiniz. Burada da yine daha önce karşımıza çıkan bölüm. Biz burayı zaten işaretlemiştik. Yine hangi alanda sizin ilginizi çekiyor, hangi alanlar burada belirtiyor. Daha sonra siz hangi alanlarda destek olabilirsiniz. Bunları daha da arttırabilirsiniz. Zaten daha sonra da giriş yapıp buraları düzenleyebiliyorsunuz. Biraz daha aşağı inelim. Burada da zaten daha önce de böyle belirtmişti. Gönüllülük yapmadığımız için hayır seçeneğini tıkladık. Kaydet birinci aşamayı tamamlayalım. Evet, burada kaydettiğine dair bilgilendirmemizi aldık. Ve ardından ikinci bölüme geçelim. Bu bölümde bizim nerede gönüllülük yapmak istediğimizi girmemiz gereken bölüm. Burada gönüllülük projelerine katılmak istiyorum seçeneği zaten otomatik olarak işaretlenmiş. Buradan hepsi diyebilirsiniz. Ya da daha basit istediğiniz bir bölgeyi çıkartabilirsiniz.
Ben Türkiye'yi çıkarmıştım. Çünkü zaten Türkiye'den başka bir yere gitmek istiyorum. Ardından burada daha önceki gönüllülük deneyimlerinizi, tecrübelerinizi yazmanızı istemiş. Yine 400 karaktere kadar sınırlandırmış. Buradaki bölümde de neden bizimle birlikte gönüllülük yapmak istiyorsunuz? Bunu belirten yine 400 karaktere kadar sınırlı bir açıklama sizden istemiş. Çok uzatmadan sade öz bir şekilde yapmakta fayda var. Ben buradaki birinci bölümü daha önce gönüllü olarak etkinliklerde, konserlerde yer aldığımdan bahsetmiştim. Çocuk hastanelerinde bulunduğumdan bahsetmiştim. Bu ve bunun gibi gönüllülük deneyimlerimi buraya yazmıştım. Buraya da kendi bilgi ve birikimlerimi başkalarıyla paylaşmak ve aynı zamanda başka tecrübeler edinip kendi ülkemde daha faydalı bir birey olmak gibi bir şeyler söylemiştim. Siz de buna benzer bir şeyler yazabilirsiniz. Kaydedelim ve devam edelim. Yine kayıt bölümü çıktı. Burada bir şeyi atladık mı diye bir son defa kontrol edeyim. Evet. Her tarafa gitmek istiyorum. Sonraki bölüme geldik. Burası da mesleki alanlarla ilgili projeler kısmı. Ya burada da yine hepsini doldurabilirsiniz. Bu bölümden çok emin değilim. Bir önceki bölüm evet bizim için, gönüllülük için. Ama ben buradan da belki bir şeyler çıkar diye burayı da doldurmuştum. O yüzden sizlerle de burayı paylaşmak istiyorum. Burası yine nerede gönüllülük yapmak istiyoruz? Mesleki alanlarla ilgili, daha doğrusu hangi ülkelerde projelere katılmak istiyoruz? Yine Türkiye'yi çıkardım. Daha sonra ilgimizi çeken alanların ne olduğu ile ilgili burada bilgi vereceğiz. Yine buradan çocukları, sanatı, ardından ne var? Evet, eğitimi ve burayı seçebiliriz. Buraya da yine 400 karaktere kadar neden yapmak istediğimizi belirtmemizi istiyor. Burayı da kaydedelim. Yine kaydımızı gerçekleştirdik ve son adıma geçiyoruz. Şimdi burada gizlilik bilgilerimizi, kişisel gizlilik bilgilerimiz hakkında bizi bilgilendirme yapmış. Burası hakkında da son kontrollerimizi tamamlayalım. Burası her halükarda kabul etmemiz gereken bir yer. Çünkü eğer biz burayı işaretlemezsek, bizimle birileri iletişime geçmek isterse sana bu bilgiyi veremeyiz diyor. O yüzden burayı mecbur kabul edeceğiz. Bir sonraki bölüme kontakt metot demiş. Burada işte bildirimlerden bahsetmiş. Buralarda da hepsini kabul etmek de tabii ki bizim lehimize olacaktır. Son kısımda profilin görünürlüğü ile ilgili. Tabii ki burayı da seçeceğiz. Yani burada aslında her şeyi dolu yapmamız gerekiyor. Bu bölümde eğer hesabımızı silmek istiyorsak tıklamamız gereken yer. Tabii ki gönüllü olmak istediğimiz için buradan şimdilik uzak duruyoruz. Doldurmamız gereken bölümlerin hepsini tamamladık. Zaten My Profile bölümüne tekrar tıkladığımızda ilgili alanlarda değişiklik yapmak istiyorsak buraya gelip tekrar değişiklik yapabiliriz. Buradaki Home bölümüne tıkladığımızda sitenin ana sayfasını değil, bizim kendi profilimizin ana sayfasına geçmiş oluyoruz. Evet, burada bizim için bir referans numarası var. Bu bizim için önemli çünkü sizinle iletişime geçtiklerinde kendi isminizin yanında ya da isminiz yoksa direkt bu referans numarasını göreceksiniz. Baktığınız referans numarası sizinle eşleşiyor. Evet, aradıkları kişi sizsiniz. Sizinle iletişime geçiyorlar. Burası da bizim yaptığımız kriterlere göre, belirlediğimiz kriterlere göre karşımıza çıkan fırsatları ev bölümünden, ana sayfadan karşımıza çıkarttı. Daha sonraki bölümde zaten projeyi nasıl araştıracağız, gönderici kuruluşumuzu nasıl bulacağız, bunları bir sonraki videomuzda yapacağız. Bu arada tabii bu bilgileri doldururken girmemiz gereken dil İngilizce. O boşlukları doldururken İngilizceyi tercih etmemiz gerekiyor. Eğer İngilizceniz bu alanda tabii ki yeterli değilse çevrenizden ya da Google Translate'ten yardım alabilirsiniz ama eminim çevrenizde size yardım edecek birilerini bulursunuz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Eğer ki kafanıza takılan, anlamadığınız bir şey çıkarsa lütfen aşağı yorum kısmına yazın. Yine size orada gerekli cevapları veririm. Görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bugünkü videomuzun konusu European Youth dans ettiniz bir de. Gönderici kuruluş bula, bula, gönderici kuruluş kayıt olarak devam edelim.
Tek başına zor oluyor be. Proje gönderim, proje esnasında sitede bu arada Türkçe dil seçeneği mevcut. Fakat bazı bölümler böyle. Bu arada sitede Türkçe